Abimin antrenörü vardı ya, Akif. Ölü bulunmuş. Sarıyer denizden çıkarmışlar cesedi. Biz pek tanımazdık onu. Yine de Allah rahmet eylesin. İntihar etmiş diyorlar. Ama öldürülmüş de olabilir tabii. Sonuçta iki çocuk babası bir adam durduk yere niye intihar etsin ki? Niye öyle diyorsun Suna? İlla ki vardır bir sebebi. Hem akşam akşam nereden çıktı şimdi bu intihar muhabbeti ya? Şuradan çıktı anneciğim. Abimin ölümünü araştırıyorum. Ve bu konuda sizin de bir şeyler bildiğinizi düşünüyorum. Biz ne bilebiliriz ki? Hem zaten saklı kalan hiçbir şey yok ki. Onu siz söyleyeceksiniz anne. Farkında değil miyim sanıyorsunuz ha? Ne zaman abimden bahsetsem ya kafanızı çevirip gidiyorsunuz ya da sus pus oluyorsunuz. Sen ne ima etmeye çalışıyorsun? Bir şey ima etmeye çalışmıyorum anne. Dost doğru soruyorum. Gizlediğiniz, sustuğunuz bir şey var mı? Hı? Ha baba? Bakın beni tanıyorsunuz. Bir işin peşine düştüm mü yarım bırakmam. Eğer gerçekten bildiğiniz ve gizlediğiniz bir şey varsa şu an anlatın. Yok eğer bunu ben kendim öğrenirsem, işte o zaman sizinle ilgili kalbimde kapanmayan yaralar açılır. O saatten sonra inanın tedavisi de telafisi de mümkün olmaz. Ne diyorsun sen Suna? Bizi neyle tehdit ettiğine farkında mısın? Farkındayım anne. Siz de farkında olsanız iyi olur. Eksimiz kalmadı. Her şeyi koyduk çantaya değil mi? Evet. Peki el işi malzemeleri nerede? Allah! Oğlum ben onları almayı unuttum ya. Ya baba öğretmeni mutlaka getirin dedi. Söyledim sana. Tamam oğlum söyledin. Söyledin de ne bileyim aklımdan uçtu gitti. Bunca meselenin içinde bir de aklıma gelmedi yani. Görüyorsun bir ton yumruk yedim. Kafa basmıyor ki artık. Baba sen ne için boşluyorsun okula? Geçen gün de uyuyakalmıştım. Tabii Güneş Bey. Buldunuz açığı sağlı sollu kuraşıyı yapıştırın. Of ya baba ya ne diyeceğim ben öğretmenime şimdi? Sınıfta kalırsam senin yüzünden. Abartma be oğlum. Dersin ne zaman? Öğle yemeğinden sonra. Oo, öğle yemeğine kadar ben sana el işi kağıdı fabrikası kurarım. Sen merak etme rahat ol. Unutma ama bak. Tamam. Hadi hadi. Hadi geç kalmayalım servise. Hadi bakalım. Sen yeni mi kaptın koca kafa? Sana da günaydın baba. Aman adab-ı muaşeret kaideleri. Günaydın baba. Günaydın oğlum. Nasılsın? İyiyim baba. İyi günler baba. Gel buraya. Gel. Şimdi bak ben gidiyorum tamam mı? Ölüme kadar yokum. Belki akşama kadar yokum. Salona gidiyorsun çocukları sen çalıştırıyorsun. Nereye gidiyorsun? Zafer. Ben bir hanımefendiyle buluşacağım. Aa. Evet. Öğle yemeğini, yani öğle yemeğini beraber yiyeceğiz. Randevu aldım. Lüks bir restorandan. Yarım. Sen? Niye şaşırdın? Yani sizleri bu yaşa getirdim. Yani büyüttüm sizi değil mi? Hiçbir şeyinizi eksik etmedim. Yeterince ananızın yasını da tuttum. Ama ben de insanım. Benim de canım var. Yanlış anlamadın değil mi beni Zafer? Yok baba ne demek? Gel seni de öpeyim. Ama ya abi. Ben bunu yer miyim peki? Bence yemem. Anam arkasına tutmuş da öpmeler müpmeler. Hadi bakalım. İş çeviriyorsunuz da. Ben bunu bu kez yemem. Bu kez yemem. Ne yapıyorsun lan? Ne kokuyorsun? Buyur abla. Merhaba gençler, ne habersiniz?
Yaman Hoca yok mu? Yok abla. Ha. Şeyler burada mı? Zafer, Fırat abim, Nesli falan buradalar mı? Onlar da gelmedi bugün. Ha, harikaymış. Yani harika şeyler yaptım size. Kendi ellerimle hemen şurada ikram edeyim. Dedim ki bunlar burada spor yaparken yoruluyordur. Enerjiye ihtiyacınız olur diye düşündüm. Tada. Yalnız abla oraya koyma, orası ring. Ha. Peki, güzel kokan şeylere yer yok anlaşılan. Güzel kokuyor ama yapacak bir şey yok. Nadir, vallahi zehir olsa gömüyorum abi ben. Çok fena koktu. Al, göm tabii göm. Bunların ağzı kapalı bir şey olmaz. Al, kendi ellerimle yaptım. Afiyet bal şeker olsun. Bunlardan birini ikna ettim mi, kılımı kıpırdatmadan alırım içeriden bilgileri. Ye kuzum, ye, acıma. Beyler. Sıra kimde? Allah Allah. Arabanı da almadın yani, öyle mi? Ulan bu komiser dediği yoksa hatun mu hakikaten? Hadi bakalım yalan hocam, dur. Ben bu işi çözeceğim, bir kez yemeyeceğim. Kamil, devam. Hadi. Abla sen ne yaptın ya? Başka sonra. Afiyet bal şeker olsun canım. Güzel olmuş ha. Ha vallahi ya. Sabun versene mi? Aa, ay yok. Bu tombiye pasta börek yetişmez. Astarı yüzünü geçer. Geç bunu. Hmm. Yok yok yok. Bu da fazla kurmaz. Şu bakışlara bak. Sabun versene mi? Aman, bunun da dünyadan haberi yok. Geç. Ha, en iyisi şu cılız olan. Pek gariban biri. 3-5 kuruşa ikna olur bu. Canım benim. Ya sen boks için fazla çelimsiz değil misin? İyi benim kilom. Hafif sikletim ben. Tamam işte, ben de onu diyorum. Hafif sikletsin sen. Seni ciklet gibi çiğnerler vallahi. Olmaz. Ver bakayım biraz şundan arkadaşına, ne tamam. Ya? Yeter yedin sen ama. Baksana 1/3 kadar al yavrum sen. Adın ne senin? Şahin abla. Ne güzel isim. Şahin, Fırat abi geliyor mu buralara sık sık? Ara ara gelir. Ha, bak o çok iyi bir boksördür yalnız. Tabii şampiyon haliyle. Siz ondan faydalanın. Ne var ne yok öğrenin. Sömürün onu yani. Yok abla. Çalıştırmıyor Fırat abi bize. Ha. E tabii şimdi adamın başında bir ton dert var. Boksla mı uğraşsın değil mi? Ama gerçi son zamanlarda daha iyiydi. Nasıl, var mı bir derdi tasası falan? Fırat abini sen biliyor musun? Abla sen Fırat abinin akrabası değil misin? Hı. Kendisine sorsana. Çok haklısın tabii, ben kendisine. Ama o bizi o kadar çok seviyor ki Şahin'cim. Kıyamıyor bize derdini tasasını anlatsın. O yüzden ben de böyle yakın çevresinden öğreneyim dedim. Şimdi bundan sonra şöyle yapıyoruz. Sen Fırat abiyle ilgili ne var ne yok her şeye gelip bana haber veriyorsun. Ben de destek olacağım, tamam? Abla bak. Sen kimsin, nesin bilmiyorum ama yanlış kapıya geldim. Buradan muhbir çıkmaz. Ne muhbiri be?